Şimdi şimdiden gelen şeyi söyleyeceğim. Beynimden geçenleri. Ben tek dişi kabul etmek istemiyorum. O geldiği zaman yatamam. Rahat edemem. Tıslamasını çekemem. Bunlar çünkü hep beni kolyemin peşindeler. Menfaat peşindeler. Menfaati bırakın. Ellerinden gelse neler yaparlar buna. O yüzden düşündüm, taşındım. Ve kararımı verdim. Asla yarın tek diş geliyordu. Ha, Gündür'ün söylemesiyle değil. Benim psikolojim olaraktan ben böyle rahatım. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben Necati ile şey istemiyorum. Tek dişi. Sürekli arıyor beni. Geleceğim diyor. Bir anda böyle aklım geliyor gidiyor. Dedim ki ne? Tamam, kabul edeyim. Ama bir de baktım ki Şükran ablanın dediği beynime girdi. Dedi ki bak Sibel dedi. Her geldiğinde sana dedi kapının arkasına koltuk dayıyorsun. Rahat uyuyamıyorsun. Kendi evinde. Bence şey yapma. Ta Gündüz söylemişti ha Şükran abla. Bundan dolayı efendim kabul etmiyorum. Yani şu an kapım açık. Salon kapım açık. Tuvalete gidebiliyorum. Kovayarak iş yapmıyorum. Yani ondan dolayı tek diş kesin gelmesin bana. Yani gelmesin derken gelip gelmemesi tabii ki benim elimde. Ama ben hayır. Şükran abla boş konuşmaz. Onun dediği benim beynime girdi. Ve doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Çünkü o geldiği zaman yine tıslamalar. Yok kapının arkasına gideceğim. Onun haricinde koltukları dayayacağım. Bundan dolayı huzursuz olacağım. Gerek yok. Gerek yok. Yani. Yani tek diş hakkında bir daha bana soru sormayın. Lafını etmeyin. Çok düşünen kişiler varsa kendi would peace yo nerede would peace diyeyim. Az önce çektiğim TikTok'tan mı şey yapıyorsun? Ondan mı kaynaklanıyor? Yani ona dayanarak mı öyle söylüyorsun? Ben TikTok çektim burada. Ha, canlı. Ekleme yapmadım ki. Yani. O yüzden ben tek dışı falan da istemiyorum. Düşündüm taşındım. Bir ara kabul edeyim dedim ama şöyle kapıya baktığım zaman olmuyor efendim.
Bir de Şükran abla da söyledi zaten sabah. Dün sabah. Yok olmaz. Yani kendi evimde rahat yatamayacaksam ne gereği var başka bir yani tek dışı alayım. Gerek yok. Yemin ederim Gündoğan'ın şeyle asla hayır Gündoğan karışmaz etmez. Hani demeyin yani Gündoğan'la barış Gündoğan bunu yönetiyor filan. Alakası yok. Çünkü niye biliyor musunuz? Şunu da söyleyeyim ondan sonra zaten fazla konuşacak değilim. Geldiği zaman rahat olamıyorum. Solistim Adana'ya gelin misafirim olun. Yok canım yok. Rahat edemiyorum canım. Aman canım nereden çıktı ya? Bu kim ya bana yazıyor bu Adana'dan bahsediyor. Şimdi arayacağım efendim tek kişi. Gelmezsin. Bir de aramazsın. O Necat de şunu mu diyorsunuz? Şunu yeni yaptım. Yeni yeni. Onu diyorsunuz. Bunu ben TikTok az önce çektim efendim bunu TikTok için. Onu da mı karıştınız? Ben burada tek kişiden bahsediyorum. Ay nereye gitti bu şey ya? Her şeyi arayacağım. Bir arayayım da gelmesin. Rahat edemem çünkü. Yani kendi evimde rahat edemem. Yemin ederim. Onlar bir otelde de kalsak rahat edemem. Ama asla. Çok feyizli dediğin solistim. Karşında bak kalkayım sana. Şöyle durayım mı? Karşında durayım mı canım şöyle? Abi. Tek diş. Buyur aşkım. Buyurun efendim. Aşkım. Tek diş. Buyur. Sen geldiğin zaman Ne? ben salonun veya kapının arkasına ne dayıyorum? Koltuk koyuyorum, koma diyorum sana. Anlamadım. Koltuk koyuyorum, koma diyorum. Ha, koymayayım da beni mi kolleyeceksin? Vallahi ben sana şimdiye kadar kollemedim. Ama bak telefonu açar açma gelme bana tek diş. Hayır gelmiyorum ya. Sakın. Tamam Şu gelmiyorum anda da gel. seni engelliyorum. Engelledim ya. Hadi bakalım. Gelmiyor. Seni çağıran kim? Seni çağıran kim? Tamam engelledim. Gelme, gelme. Hadi. Şu anda da engelliyorum efendim. Aa.
Aşko. Koyma diyorum sana. Kafın arkasına koltuklarını yedeysen. Buyurun efendim. Gitsin. Aman aman, istemiyorum.